Şimdi burada bizim daha önceden Yılmaz aşı metoduyla aşıladığımız bir ağaç var. Çatal yapmış, lider gelişmiş. Bu ağaca çataldan sonra şekil vermek istiyoruz. Bunu seçme sebebiniz ne hocam? Şimdi iki tane var ya burada. Şimdi ben iki tane lider görüyorum. Burada bir tane Şimdi şey bakın, var diyeyim. ben şu mantıktayım. Aşağıda bazı yaralar var aşıdan kaynaklanan. İşte ağacın lider gelişsin diye izin verdiğimiz, kısa kestiğimiz. Sonradan çatallanmış. Bakın, burada tek gövde lider gidiyor. Burada da birinci kesim boğum var. Şurada bir kesim daha yapmışız. Burada bir kesim daha yapmışız. Üç Çok. tane ayrı yara var. Şimdi burada ise hiç yara yok. Ben şimdi bunu kessem burada bir gövdede yara olacak. Yani şu dalın altında bir yara olacak. Ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane yara. Ben istiyorum ki ağaç yaramla uğraşmasın. Neyle uğraşsın? Benim Kendini sürgünümle uğraşsın. büyütmüyor. Aynen. Şimdi ben buraya macun sürer, bunu geliştiririm. O yüzden yani burada şunu da tercih edebilirsiniz. Ama ben diyorum ki burada yara var. Niye uğraşsın? Aynen. Oradaki yarayı iyileştirmeye harcayacağı bütün kuvveti şuradaki lidere versin. Ben bu dalı çıkarttıktan sonra şöyle biraz şuradan destekten çekme yaparak bunu tekrar lidere verebilirim. Evet. O yüzden bu dalı dibinden almak istiyorum. Şimdi tam sıfırdan alıyorum. Buraya macun sürülecek ileride. Aşı macunu. Aşı Hemen macunu da süreceğiz değil mi onu? tabii hemen Bu sürmek lazım. damamız biter bitmez galiba. Şimdi bunlar lider gelişsin diye destekleme verilmiş. Evet. Gülsüm ablam sağ olsun çok güzel destekleme yapmış. Şimdi artık bu tamam ama hala her şey değil. Yani lidere bıraktık. Şimdi bir defa biz Bunu hiç buduyor muyuz hocam budayacağız. İstanbul'da? Şimdi biz şunu yapacağız. Artık bir tane yaramız var burada. Sadece burayla uğraşacak. Ama bunu da kuvvetli geliştirecek. Biz yerden itibaren aşağı yukarı göğüs hizasından çatallanmasını istiyoruz. Evet. Bunun için de Alttakileri temizleyeceğiz galiba. tabii alttakileri temizlemiyoruz Ha, şimdi. temizlemiyoruz. Yapılması gereken şu. Tepe budaması yapıyoruz. Tepe budamasını şöyle yapıyoruz. Şimdi bu ağaç siz ne yaparsanız yapın bu tarafa doğru gitme eğiliminde. Ben sadece bu tarafa giden bir göz üzerinden tepe budaması yapıyorum. 2 metre, 2 metre 20 santim. Şurada var Buradan hocam. yapabilirim ama Ha, şimdi bu tarafa şu var değil mi? evet. Burada bu tarafa giden bir dal var. Ağacın bu tarafa gelme eğilimine karşı ağacı şuradaki sürgün bu tarafa gider. Evet. Buradaki sürgün bu tarafa gider. Buradaki sürgün de bu tarafa gider. Yani ağacın ne tarafa gitmesini istiyorsam o tarafa doğru buduyorum. Biraz daha yukarıdan da budayabilirim. Buranın eğimli olduğunu düşünürsek ağacı bu tarafa gönderebilirim. Bakın şuradan Evet. artık böyle gelecek. Oraya yakın sürgün olmadığı için. Şimdi bu ağaç bu kuvvetle şuradaki gözleri patlatacak. Evet. Yani buradan ağırlıklı olarak 3, 4 ya da 5 tane gözü kuvvetli bir şekilde sürdürür. Bu şekilde farklı yönlere. Yani buradaki göz ne tarafa gidiyorsa o da o tarafa gider. Şimdi artık bunun birinci yıl budaması tamam. Tepe budaması. Zaten güzel, kuvvetli bir sürgün. Gayet güzel, başarılı. Ancak bunu ben şu tarafa doğru çektirmeliyim. Tamam, Çektirmeliyim ki bu iplerle biraz yani. daha dik gelişsin. O kendisini ayarlayacak. Onu da şöyle ayarlıyorum. Şuradaki daha önceden boşa kalan gövdeleri şunun Herkes üzerine. buna da takabilir. Ha, o tarafa mı Ya evet gitsin? bu tarafa doğru Tamam. çekiyorum artık. Çünkü çok da fazla zorlayamam. Aşı noktasını şey yapar. Aşı noktası da güzel gelişmiş ama şunu Evet. söküp bu tarafa da çekebiliriz ama şu an tuttu. Aynen. Zaten güneşi tepeden aldığı için ağaçlar mutlaka siz ağaç eğri bile olsa çok yoğun rüzgar almıyorsa ağaç dikine gelişir. Tepeden güneş aldığı için yani kuzey güney istikameti veya doğu batı istikameti ağacı her zaman lidere götürür. Tepeye doğru. Güneşe doğru. Tabii. Sadece bu ağacın istikametini yoğun rüzgar o da yapraklı dönemde sürekli eğerek. Kaldı ki biz de aynısını yapıyoruz. Yani eğerek istediğimiz yöne gelmesini sağlıyoruz. Bu ağaç artık kendini buradaki eğik yöne doğru geliştirecek ve buradakileri patlatacak. Gelecek yıl bu ağaca birinci kat budaması yapılacak. Evet. Şimdi bu lider budaması gerçekleşti. Ben normalde şuralardan falan kesmem lazım. Biraz daha yüksek kesmemin sebebi arazimiz eğimli. Evet. Eğimli olduğu için bu taraftan daha yüksek mesafe, bu taraftan daha alçak bir mesafe. Ağacın altına girebilsin diye biraz daha yüksek Evet. taşlandırıyorum. Bir de tabii şu var. Yani bu büyük bir bahçe. İlerleyen dönemlerde burada makinalı hasat yapacaksınız. Makinalı hasatta yüksek gövdede titreşim vermek daha avantajlı. Dibe yakın olduğu zaman köke zarar veriyor. Ama yüksekten Sallarsak. sallarsanız köke mukavemet değil, üst tarafa mukavemet biniyor. O titreşim
meyvenin daha rahat dökülmesini sağlıyor. Evet. Şimdi 2 yaş budamasını yapabileceğimiz başka bahçeler var. Bu arada burada işte aşağı yukarı 3 yıldır, 4 yıldır budama yapıyoruz. Her yıl yeni bitkiler dikiliyor. Yani aralarda ölenlerin yerine ya da seyrek olan yerlere tekrar dikiliyor. Az oluyor ama hocam, çok değil. Yani tabii tabii, kayıp çok fazla olmuyor. Değil. İsabet bu budamaya müsaade edebilecek tüm ağaçlar bu bahçede mevcut. Onlara şimdi şekil veriyoruz.